İlk başta bugünkü konumuz tefekkür, 13 Mayıs 2020. Günay'la beraber bu bilmem kaçıncı sohbetimiz ama Günay'la sohbet etmek keyifli. Aynı Aynen. görüşlere sahibiz. Onun için de çok daha kolay oluyor. Çok daha birbirimizi iyi anlayabiliyoruz. Evet. Öyle yapalım, başlayalım. Başlayalım. Ben hemen bir soruyla başlayabilir miyim? Tabii ki. Başla. Meditasyonla tefekkür arasındaki fark nedir acaba? Biz çünkü daha önce meditasyon yaptık ve ikisi aynı şey gibi geliyor. Ne dersin diye sorayım sana. Güzel bir soru aslında bakarsan. Ben de daha yeni meditasyonla alakalı bir transandantal meditasyonla alakalı bir beyle görüşledim. Buradaki Türkiye'deki organizasyon başında. Kendisi de bana bir sürü videolar izlettirdi. Acaba bir sohbet yaparım diye konuşurken. Meditasyonu birazcık daha şey yaptım. Nasıl sınıflandırılıyor acaba? Yani literatürde nasıl geçiyor falan diye. İlginç sınıflandırmalar var. Tefekkürü ben ama şey diye, derin düşünce hali diye düşünüyorum. Yani o şekilde tanımlıyorum. Öyle olduğu zaman meditasyondaki zaten amacımız şeyden kurtulmak olduğu için, zihinden kurtulmak olduğu için bu düşünceyi açıklamak lazım. Düşünce derken nasıl bir düşünce? Aslına bakarsan birazcık meditasyonda da örtüşüyor. Şu şekilde, düşünce içten gelen, gönülden gelen bilgiden bahsetmiştik ya bir önceki sohbetlerin bir tanesinde, bilmiyorum. Evet. Şey yani böyle düşünüp de ha işte bunun cevabı da bu olmalı falan gibi matematik problemi çözermiş gibi bir düşünce hali değil. Daha derin düşünce hali, daha içten bilginin geldiği hal. Onun için zaten bir miktar meditatif halde olman lazım. Eğer dış etkenler seni çok şey yapıyorsa zaten alıp götürüyorsa o zaman o bilgileri duyma şansın da pek olmuyor. Onun Evet. için böyle üst üste örtüşür diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Aynı şekilde düşünüyorum. Meditasyon zaten derin düşünce demek esasen. Yani bizim kendi yorumlarımıza göre, kendi takip ettiğimiz ekollere göre meditasyonu derin düşünce amacıyla kullanıyoruz biz. O zaman çünkü verimliliği meditasyonun daha çok artıyor. Yani meditasyon zihni tamamen tabii çeşitli ekoller var ama biz kendimizi nasıl kabul ediyoruz ve kendi bakış açımız ne? Onu anlatıyoruz burada. Zihni parazit düşüncelerden yalıtıp kendi az önce senin söylediğin gibi o sebep sonuç zinciri analitik düşünerek bir takım şeyleri bulduğun şeylerden de yalıtıp çünkü biz sürekli düşünen varlıklarız yani düşünmeden de duramıyoruz esasen. Biraz o düşünmeyi durdurup kendi kendimize olan düşünmeyi durdurup kendi sebep sonuç zincirimizin analitik yaklaşımımızın dışındaki bir düşünceye esasen daha yüksek nitelikli ama bu herhangi bir düşünce değil. Daha bizim henüz farkına varmadığımız, bizim henüz almadığımız bilgiyi içeren düşünceyi almak üzere zihnimizde mümkün olduğunca bir boşluk yaratmak istiyoruz. Bir boşluğu da yaratmanın usulü mevcut kendi düşüncelerimizi belki bir süre tetkik edip onları kenara çekmek, zihin durağan bir yapıda değil, sibernetik bir çalışması var yani ve çağrışımlara bağlı olarak çalışıyor. Her an bir çağrışıma maruz kalıyor. Dolayısıyla o çağrışımlarla oluşan düşünceleri de bir kenara koyup daha duygularını zaten duygulardan da duyguları da bir tarafa bırakıp yani oluşan o temiz alana yeni bir fikrin, yeni bir bilginin gelmesi için oluşturulan hal meditatif hal. Şimdi burada tabii biz kendi bilgimizin dışındaki bir bilgiye esasen düşünme yoluyla, derin düşünme yoluyla yani meditasyon yani tefekkür yoluyla kendimizi açmak istiyoruz esasen. Ve tabii bunun bütün kuralları, bazı kuralları var. Daha önce meditasyon konuşmamızda yapmıştık. Dinleyenler varsa onlar biliyorlar. Yani belli bir zamanının olması gerekiyor. Rastgele bir şey değil bu. Gün içinde ben de evde iş yaparken sürekli düşünüyorum. O İşe değil tabii ki. giderken, gelirken sürekli düşünüyorum zaten. Bu öyle bir düşünme değil.
Bu metodolojik olarak bizim ya da belli bir kurala bağlı olarak, yani her şeyden de kendini soyutlayıp mümkün olduğunca belli zaman aralıklarında alışkanlık haline getirerek zihnin böyle bir düşünceye açma hali, derin düşünme Evet. hali. En doğrusu, en doğru tanım belki tefekkür için derin düşünme hali. Meditasyonu da biz aynı şekilde kullanıyoruz. Tefekkürden birazcık bahsedelim. Ben tefekkür üzerine birkaç tane de yazı paylaştım. Üzerine Evet. de bayağı bir zaman harcadım. Şöyleyiz. İlk başta kendine ayıracağın bir yerin olması lazım. Yani kendine dönmeye karar vermen lazım. Daha da önce, belki daha da önce yani mevcut olarak hayatından bazı şeyleri beğenmemekle başlıyor. Yani kendinde bir takım beğenmediğin ya da hoşuna gitmeyen bir takım yönlerin var. Onları fark etmek, onları fark etmek ve onlarla yüzleşmek için yapılan bir çalışma olduğunu söylüyorum. Onun için birinci koşul niyet. Yani ben bu işe vakit ayıracağım niyet. Çünkü o niyetten sonra bir sürü faktör gelecek. Çünkü düşünceler gelecek ve seni durdurmaya çalışacak. Duygular gelecek, sıkılacaksın diye, sıkılmaya başlayacaksın. Bu işle uğraşmayacaksın. Çünkü yüzleşmek, kendinle yüzleşmek kolay bir iş değil. Sonuç olarak sabır istiyor. Bir de yani sevmediğin yanlarını şey yapmak, fark etmek. Çoğu insan kör yaşıyor gerçekten bilinçaltıyla yaşadığı için onları çoğumuz fark etmiyoruz günlük hayatta. Yaptığımız davranışların sebebini neden yaptığımızı bile fark edemiyoruz. O davranışın sebebini buluyoruz yani yaptığımız o. Orada da onun için önemli bir nokta kendine vakit verebileceğin bir alanın olması lazım. Şimdi bu yazıda da bahsettim. Bu karantina dönemlerinde hepimiz evlerin içinde sıkıştık tabii böyle bir mekan yaratmak pek kolay değil. Özellikle ailen varsa, çocuğun varsa. Ama ne olursa olsun bir zaman ayırmak mümkün. Sabah erkenden kalkabilirsin ya da gece geç yatabilirsin. Bunun için bir zaman yaratmak önemli. Burada da tabii ki en önemli faktör bunun için niyet. Doğru. Ondan sonrası ise şey yani meditasyonla birazcık örtüşüyor. Çünkü o dış faktörleri kapattığı zaman yani dışarıdan gelen seslere, şeye karşı ya da oradaki birilere karşı dikkatini ve duyularını kapattığın zaman bu sefer içe çalışma imkanın doğuyor tabii ki. Onun Evet. için birbiriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Yani meditatif halin yararlı olduğunu düşünüyorum. Belki bunu bu şekilde de tanımlayan meditasyonlar da vardır muhakkak. Zannedersem içsel sorgulama diye bir yöntem de var aslında bakarsan meditasyon tekniklerini okurken. Bir tanesi de ondan bahsediyordu içsel sorgulama. Aslında bakarsan bu da bir aynı o şekilde tanımlanabilecek bir meditatif hal. Yani burada bu tefekkürü çeşitli amaçlarla biz yapabiliriz. Birincisi kendini tanıma ve kendini anlamak için, kendinle yüzleşmek için yapabiliriz. Yani senin bu anlattıklarından bu sonuç çıkıyor. Bunu yapıyor. Gerçekten bu iyi bir yöntem. İnsanın kendisini yani burada tabii bir ikiye ayrılma durumu da söz konusu olmak durumunda esasen. Yani öz mümkün olduğunca öz şahsiyetin, yani öz benliğin diyelim ya da şöyle diyelim kendi vicdani kimliğin, vicdani tarafını, senin yaşam içindeki tarafını gözlemlemesi, meditatif halde onu evirmesi, çevirmesi, yaptığı hareketler, davranışları, itilimleri, arzuları ve istekleri neler, Korku. onlar işte bütün bunları böyle mercek altına alıp, böyle mikroskop altına alıp kendini incelemek gibi, derinleşmek esasen. Zaten Aynen. burada derinleşmek önemli. Ama biz tabii ki buna odaklanacağız burada da, yani kendini tanıma, kendini anlama çalışmaları içinde tefekküre biraz daha yoğunlaşacağız Tabii. bugün. Ama tek amacı tabii ki bu değil, tefekkürün. Bir sürü konuda insan tefekkür yapabilir. Yani başka bir kendin değil de başka bir konuyu anlamak için de tefekkür yapabilirsin. Bilimsel bir çalışma yaparken de yapabilirsin. Yani diyelim ki bilimsel bir çalışma yapıyorsun. Deneyi nasıl yöneteceğin hakkında netleşmemişsin. Ne yöne yönelmelisin? Neleri daha çok incelemelisin? Yani yelpazesi çok geniş. Onu Evet. söylemek için söylüyorum Evet. bunu.
O çok Çünkü güzel söyledin. Bir de şey de anlaşılıyor. Bu dinle de alakalandırılıyor. Çünkü din İslam dininde de fikir kullanılıyor. Bizim bugün konuşacağımız konu tamamıyla onun alakası olmayan bir konu. Biz senin de bahsettiğin gibi daha çok içsel keşfe yönelik bir tefekkürden bahsediyoruz. evet, işte yani bu eşyanın hakikati nedir? Yani eşya derken bütün bu yaratılmışların, var edilmişlerin, bu dizaynın, bu tasarımın amacı ve hedefi nedir konularında, yani ana başlık bu olmak üzere birçok konuda insanlar tefekkür yapabiliyorlar dini açıdan da. Yani dini vesileyle, o yolla bir takım bilgileri araştıranlar da kendi yöntemleriyle yapıyorlar bu işi, tefekkürü. Zaten İslam'a, Sufizme daha doğrusu, genel olarak hakim bir çalışma. Sufizmde tefekkür çok önemli. Tefekkür ediyor insanlar. Ama tabii buradaki hedef yaratılışla alakalı bir takım konuları anlamaya dönük. İlahi Aslında bir bakarsan neticede ileri vaziyetler ne çekmiş. kadar bu İslam diniyle de ilişkilendirmiş olsa da Evet. sonuç olarak özünü kavradığında zaten yaradığını da kavrıyorsun. Çünkü zaten o senin içinde sen olsun gibi bir şey. Her ne kadar burada eş koşmak Aşırı gibi falan gibi bir derdim yok, böyle millet yanlış anlayabilir. Ama en azından benim inanç sistemimde sahip, zaten ben özün bir parçasıyım, o yüksek şuuru. O yüksek şuuru keşfetme yolunda yaptığımız bir yolculuk tabii ki. Kusura bakma, sözünü kestim. yok, hayır. Orada yani aşamalı olduğu için insan kendinden çıkarak, yani kendini tanımayan zaten dış dünyadaki yasaları, kendi iç varlığındaki yasaları, hükümleri keşfetmeyen zaten bir sonraki basamak olan o dış dünyayla ya da o özle, o yüksek şuurla olan bağlantıya pek gidemiyor bence. Benim Evet. gözlemim bu yönde. Yani o çok kabuk, literal bir bilgi halinde kalıyor. Ama kendini tanıyınca mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki bağları anlamaya başlıyorsun. Seni o yolculuğa götürür tabii ki. Evet. Özgür Söz, birliğe. e, bir tane yorum, sezgilerin rehberliğinde ilerlemek, ne ilerlemek? Çözümleyerek ilerlemek. Evet, öyle. Birazcık burada Yani şeyden bir bahsedeyim. Birazcık somutlaştıralım. Çünkü ben bayağı bir çalıştım. Bugün benim esas en önemli şeylerden biri paylaşmak. Yani ben kendimde keşfettiklerimi paylaşayım ki. Çünkü tefekkürün bir faydası var. Ne kadar insanı kendiyle yüzleştiriyor. Sonra o içinde sakladığın şeyleri eğer bunu açığa ilk kendinle paylaşıyorsun. Ondan sonra da bunu dışarıya paylaşırsan daha şeffaflaşıyorsun, daha serdamlaşıyorsun. Bu sefer sana bir başkasının söylediği laf sana o kadar dokunmuyor, seni o kadar kırmıyor, senin o duygularını tetiklemiyor. Onun için yani bunu da yapmamın sebebi bir bakıma işte kendimi iyice açmak ve böylelikle daha savunmasız hale getirmek. Ama tam tersine bu, ben buradan da güç buluyorum. Çünkü artık kendim özel herhangi bir maskem yok. Ve bunu olduğum gibi insanları kendimi gösteriyorum. Bu arada yorumlar için sağ olun. Bir müddet böyle gideceğiz. Ondan sonra yorumları alacağız. Bakalım nasıl gidecek akış. Yine akışta kalmak istiyoruz. Onun için böyle gidelim. Ben bir iki tane not almıştım. Onlardan bir iki bahsedeyim. Ondan sonra da şey yapalım, devam edelim. Şimdi korkular, arzular, endişeler, bir de motivasyonumuz, işte bir işi yapıyoruz, davranışlarımız, belli bir takım takıntılarımız, huylarımız. Bunları keşfedebiliriz tefekkürle. Ben korkular deyince bunlar bende var. Örneğin şu dört korku var. Bunları sonra üzerinden tek tek geçeceğim ama şimdi başlık olarak geçeyim. Beğenilmemek korkusu. Bu çok yaygın. Her insanda var. Yani herkes beğenilmek istiyor. Fark edilmeme korkusu. Bu çocuklukla başlayan bir korku. İşte çocuk da açken yemek istemek için bağırıyor. Daha çocuk o sırada başka bir şekilde kendini ifade edemiyor. Bebekten bahsediyorum. Anne sütünü almak için bağırıyor ve farkı bilmeye çalışıyor. O şekilde sesini çıkarıyor. Ve ondan sonra tabii bunun farklı boyutlarda, farklı aşamalarda biz bu fark edilme arzusunu
yaşıyoruz içimizde ve bu farklı şeyler kılıflara bürünüyor. Ondan da üzerinden de geçeriz. Sonra değersiz hissedilme. Bu da yaygın olarak hissettiğim şeylerden birisi, korkulardan birisi. Ve terk edilme, yalnız kalma. Tabii bunda tonları var. Terk edilme, yalnız kalma derken de bunun tonları var. Yani böyle çok geniş de şey yapabiliriz. Örneğin dışlanmak korkusu. Bir grubun dışında kalmak korkusu. Ya da haber alamamak korkusu. İşte bir yerdesin, bir arkadaş toplumundasın ama onlardan hisse çıkmıyor. Acaba arkamdan bir şey çeviriyorlar gibi düşüncelere bile girme. Acaba beni dışladılar mı ya da bana bir şey paylaşmıyorlar mı korkusu. Bu her biri bunun altında şey yapıyor. Aynı şekilde arzular da var. Ünlü olmak. Örneğin bu özellikle bu işte şimdi Instagram'da bunu yapıyoruz. Şimdi buradaki çok önemli. Biraz önce de bahsettim. Motivasyon konusu çok önemli. Bunu ne niyetle yaptığın çok önemli gerçekten. Eğer niyetin ünlü olmaksa ve işte daha çok tanınmak, daha çok takipçi yakalamaksa ya emin ol ki bir zaman içerisinde bunun bir değeri gider gibi mi geliyor? Yani seni takip edenler de bunu fark eder gibi geliyor. Amacın burada ünlü olmak olmaması lazım. Onu da bir arada belirteyim. Ama çoğumuzda var. Tanınmak, hoş gözükmek, güzel görünmek. Bu da çok önemli. Özellikle fiziksel olarak güzel görünmek. Ve bir de başarılı olmak. Yani başarılı olmak da işte başarılı gözükmek. Daha doğrusu ben başarılıyım diye insanlara şey yapmak. Bu özellikle bizim kültürümüzde statü çok önemli olduğu için statünü göstermek çok şeylerimizden birisi, arzularımızdan birisi. İşte beğenilmek de şuydu buydu. Bir de şey çok ilginç. Sadece güzel şeyimiz beğenilmek, güzelliğimizle fiziksel görünümümüz değil, bazı zamanda maddelerle bunu yapmak. İşte evimizin nasıl gözüktüğü, arabamızın ne kadar bir şık bir araba, güzel araba olduğundan tut, taktığımız saatten şunlara kadar. Yani beğenilmenin de kullandığı araçlar var. Ve bunlar açıkçası her insanda olan şeyler. Her insanın kendince bir fark ettiği noktalar. Bunlar bende de var. Biraz ustan. Bunları tek tek üzerinden de gideceğim. Ama şimdi daha fazla konuşmadan birazcık da sana söz bırakayım. Belki sorular vardır, başka yorumlarım vardır. Oradan Yok, gayet iyi gidiyordun yani. Bunlarla mı gidelim. başladın diye soracağım hemen ben. Bunlarla mı başladın tefekküre? Ben de buralarda ne oluyor ki? Yani burada bir değer ayarı var anlattığın şeylerde bence. Yani değerlerin ilkelerini seni yaşama bağlayan, yaşamı gözlerken, yaşamı deneyimlerken hangi kriterlere göre ben yaşadığım deneyimleri yorumlamalıyım? Öyle bir kristalizasyona gitmek için insan kendisini zaten gözlemliyor, kendisini ele alıyor. Doğru bir noktadan temas kuruyum diye. Doğru bir noktadan temas kurabilmek için de insanın kendisine objektifleşmesi lazım. Aynen. Objektif değerlendirmesi lazım. Kendisini objektif değerlendirdiği zaman işte kale aldığı, burada senin söylediğin çok önemli şey, hepsi çok önemli de kale almak. Yani insan başkalarını hangi değerlerle kale alır, kendisini hangi değerlerle kale alır ve hangi değerlerle kale almalı, hangileriyle de almamalının kristalizasyonuna gidiyor. Ve bu tabii ki insanın çok yetersiz kaldığı kendi bilinç düzeyindeki düşüncelerle yeterince kendisine şeffaflaşamadığı durumlar çok yoğun olduğu için hayatında kendisine şeffaflaşabilmek için ya da o değerlerine kendisini paralelleştirmek için işte söylediğim bu tefekkürü yapıyor insan. Yapmalı. Çünkü benim gördüğüm şey hayatta deneyimim bana onu gösterdi. Tabii regresyon yaptığım için, psikolojik danışmanlık yaptığım için insanlarla çalışırken siz bir insanı tanıyamazsınız bir. Mümkün değil. Sadece yansıttıklarını tanırsınız. Size yansıtmak istemediklerinin de üstünü örter. Şimdi çok kısıtlı bir alandan bakarak kimi tanıyacaksın? Tanıyamazsın. Ama kendini tanıyabilirsin. Kendini de kendine aynı şekilde açman lazım.
Yani kendi üstünü de örtmemen gerekiyor. İşte bu kale aldığın, insanın kale aldığı öyle değerleri var ki o değerler nedeniyle kendisine bile şeffaf davranamıyor. O Evet. nedenle tefekkür önemli. Ve burada İşte. işte o tefekkürü yaparken kendisini böyle kat kat soyması lazım hakikaten. Aynen. Kat kat O soy. çok önemli gerçekten. Evet. Soğanın zarlarını soyar gibi tek tek. Evet. Çünkü bir şey soyuyorsun, onun altından başka bir konu çıkıyor. Onun altından başka bir konu çıkıyor. Zaten oradan da örnekler vereceğim. Çünkü şey değil. Bütün mesele o sonunda kendini sevmemenin. Çünkü mesele oradan kaynaklanıyor. Kendimizi sevmediğimiz bir şeyler var. Evet. O Yani bunları soydukça daha güzelliğimizi görüyoruz kendi içimizdeki ve kendimizi sevmeye başlıyoruz. Kendimizi ne kadar seversek de zaten diğer insanları da daha olumlu yaklaşabiliyoruz, onları daha sevecen yaklaşabiliyoruz. Onun peki için neden önemli. böyle oluyor diye soruyorum. Benim bir cevabım var ama senin cevabını merak ettim. Niye kendimizi sevmeden başkalarını biz sevemiyoruz? Ya çünkü kimisi işte beğenmediğin bir başkasında beğenmediğin bir şeye bak. O sende kendinde beğenmediğin bir şey. Yani başka insanlarda görmeye başlıyorsun kendini. Ve oralarda o insanlara o tepkini veriyorsun. Kendine veremediğin tepkini o insanlara verebiliyorsun. Bir yönü Onun bu. için bir yönü bu. Öteki yönü de sen söyle o Ben zaman. diyorum ki bir yönü de kendi eksikliklerin illa karşı tarafta aynalanması gerekmiyor. Karşı tarafa bakıyorsun onu o gözlemlediğin kale aldığın değerler neyse o kale aldığın değerlerle ilgili karşı tarafa bir tepki veriyorsun. Senin gerçek zayıflıkların, benim kendi gerçek zayıflıklarım, kendi gerçek eksiklerim, kudretsizliklerim, güçsüzlüklerim kendi verdiğim tepkinin içinde oluyor. O yüzden kendi verdiğim tepkiye bakmam gerekiyor. Bir yönü bu. Yani Evet. kendi ben niçin böyle tepki verdim? Cevabını vermem gerekiyor benim. Benim eksikliğim daha çok orada. Ben Evet. öyle yani öyle algılıyorum. O Anladım. yüzden hep tepkilerimi kontrol etmem lazım. Zaten tefekkürde de kendi tepkilerini gözden geçirdiğin ve orada daha yapabileceğim, daha doğru bir tepki verme biçimi var mıydı? Onu araştırdığın bir süreç var. Kendini tanıma çalışması açısından meditasyon ve tefekkür kullanıldığında bunu bu şekilde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bu arada şu şeyi de bir söyleyeyim. İnziva ile tefekkür birbirine bir karıştırılıyor da olabilir. Yani inziva birazcık daha şey, tamamıyla kendini soyutladığın bir durum. Tamamıyla sen orada mesajları mı okuyorsun? Evet, not da alıyorum. Not da Tamam, alıyorum. çok bu sefer bayağı çalışıyorsun. Tamam. Soruları cevap. Evet. İnziva tefekkür de ayırmak lazım. Yani inziva belli bir süre, bu birkaç gün ya da bir hafta olabilir ya da aylar olabilir. Belli bir süre tamamıyla dış çevreden kendini soyutladın, özellikle soyutladın ve ayrı bir yerde derin düşünceye geçtiğin durum. Tefekkür ise an içerisinde yaratabileceğin, gün içerisinde yaratabileceğin bir çalışma. Birbirine benzer ama inziva daha çok izolasyon gerektiren bir çalışma. Onu da bir söyleyelim. Şimdi ben Tamam, bak istiyorsam çok yavaş özür yavaş dilerim. bitireyim. Aha. Sen başka bir konuya geçmeden şeyi söylemek istiyorum ben. İnsan niçin kendisini severse başkalarını sevebilir sorusuna bir küçük hemen bir katkı vereyim. Şimdi insan kendi aciziyetini, kendi zayıflıklarını, kendi beceriksizliklerini gördüğü ve onları da giderek daha doğrusunu yerine koyma imkanına sahip olup onu yapabildiği zaman başkalarına da esneyebiliyor. Yani kendisine katı olan başkalarına da katı oluyor. Kendisine esnek olan ve kendisindeki beceriksizlikleri bende de var. Onda da var. Ben yani onu eleştirmem kendimi de eleştirmem oluyor. Yani Aynen. duygudaşlık. Kendini karşıdakinin yerine koyuyorsun, onu anlamaya başlıyorsun. Ondaki
gördüğün varsa yani eksiklik, yanlışlık, hata şu bu. Onun arkasındaki itilimlerin, benzerlerini senin yaşadığın süreçleri hatırladığın zaman kendine de şefkatli oluyorsun, başkasına da şefkatli oluyorsun. Yani ya da karşı tarafta gördüğün bir eksiklik, yanlışlık değil de sendeki bambaşka eksiklikler, Evet. yanlışlıklar. E bende de bu var, onda da o var yani. Ve burada Bu tabii arada şu temel bir şey lütfen. var. Hepimiz öğrenciyiz burada. Pataküte Evet. birbirimize de kendimize de girişmememiz gerekiyor ama Aynen. egoistlik Çok güzel. yapmamak lazım. Şimdi hemen orada onu söyleyeyim. İlk başta Engin arkadaşımızın Kur'an'daki tanımlarına teşekkür ederim. Sağ olsun. Şu çok önemli. Sevgi ve şefkatle yaklaşmak. Yargılayıcı olarak yaklaşmak doğru değil bu işi yaparken. Çünkü bunu yapmazsanız yani gerçekten kendinizden nefret edebilirsiniz. Çünkü sevmediğiniz birçok şey çıkacak ortaya. Onun için bu yaptığın çalışmada ne keşfediyorsan kendinle alakalı bunu sevgiyle ve şefkatle kabul etmek ve bu şekilde kendini kabul etmek. Ne kadar bu kendini kabul oldukça zaten zaman içerisinde bu kalıntılar, bu tortular senin düşünce şeklin değişmeye başlıyor. Onun için kabul çok önemli ve bunu sevgi ve şefkatle yapmak çok önemli. Ben başlıyorum sen notlarını alırken. Ne kadar süremiz de oldu. Bu arada biz yaklaşık birkaç 10 gündür ben şey yapmamıştım. Bu konuyla başlamak benim için de iyi oldu. Çünkü bu zaman içerisinde de bayağı bir çalıştım bununla alakalı. Şey önemli, bilgiyi aktarırken yaşayıp da aktarmak çok daha önemli. Çok daha içten konuşuyorsun, çok daha kalbinden konuşuyorsun. Yoksa zihinsel ansiklopedik bilgi burada paylaşmıyorsun. O açıdan da önemli. Bir şeyden bahsedeyim. Benim takip ettiğim bir guru var. Hala da işte vakit buldukça adamın meditasyonlarını dinliyorum, öğretilerini dinliyorum. Bunun gibi birçok insan var. Ama sevdiklerimden bir tanesi de Muji. Daha önceden de bahsetmiştim. Bu adam Jamaikalı fakat Hint kültüründe şey yapmış, inisiye olmuş birisi. Ve çok değerli bir insan. Bunun da işte dünyada farklı takipçileri var farklı ülkelerde. Ben de o Kanada'daki bir tane şey grubu vardı, Muji'nin grubu vardı. Bunların yaptığı bir günde iki defa mesaj paylaşıyordu ve o günde iki defa kendine dönmek, fark etmek için bir şeydi. Stop moment denilen işte anı durdur ve orada ol. Bir süre fark et, kendini fark et gibi. Ya güzel niyetle kurulmuştu. İşte yaklaşık 100 küsur kişilik bir WhatsApp grubuydu. Bir yerden sonra baktım ki artık ben şey değilim. Yani ne o mesajlara bakıyorum, ne o verilen sürelerde şey yapıyorum. Bir de Türkiye'ye taşındığım için zaman farkı falan da oldu. Ve takip edemez oldum. Mesajlara bakmıyorum ama hala onu düşündüm. Niye silmiyorum, niye bir gruptan çıkmıyorum diye düşündüm. Yani tamam, artık sana bu grup bir şey yapmıyor, bir hizmet vermiyor ama sen hala grubun içerisindesin. Hemen işte o tefekkürlerin bir tanesiydi. Hemen onun için şey yapıyorsun. Niye sorduğun zaman zaten niye sorusu çok ilginç soru. İşte çünkü özel ve seçilmiş olmak. İşte Kanadalılar içerisinde bir gruptasın, bu özel bir gruptasın ve kapalı bir grup. Ve sen bu grup içerisinde bir bireysin. Her ne kadar senin hiçbir şey mesaj paylaşmasına imkan yok. Tek moderatörden iki tane mesaj geliyor. Ve bu sebeplerle ben bu grupta kalayım işte burada olmak benim için özel ve seçilmişlik hissi. Ve buradan başladı. Yani şimdi ilginç. Ondan sonra şeye bakıyorsun. Özel ve seçilmiş olmaktaki şey. Çünkü o grubun içerisinde kendini anlam bulmaya başlıyorsun. Sen o grupla anlamlandırıyorsun. O zaman gidiyorsun birazcık daha derine gittiğinde acaba değersizlik yani birisiyle olmadığı zaman o değersizlik acaba çok yaşanan, hepimizde de yaşanan, benim de çok yaşadığım değersizlik hissini şey yapıyorsun. Keşfediyorsun içinde. Değersizim. Ve bu tip şeylerle, gruplarla kendini anlamlandırıyorsun ve kendine sıfatlar koymaya çalışıyorsun. Ben de çok şey var onunla alakalı aslında dışlanmakla alakalı şey var çok çocukluğumdan kaynaklanan yalnız bir çocuk yalnız bir çocuk olduğum için de genelde hep tek başıma vakit geçiriyordum
Daha küçüktüm yaşıtlarına göre fazla paylaşacak bir şeyim yoktu. Onun için dışlanmak şey korkusu bende çok ciddi şey olmuş. Ve yalnız kalmak korkusu. Terk edilmek, işte bir grubun dışına atılmak korkusu gerçekten bir fiil içimde yoğun olarak hissettiğim korkulardan birisi. Bunu işte benim şey okul grubunda da olsun, okul grubundan çıkamıyorum bir türlü. Orada da düşüneceğim işte onlardan haber alamayacağım, onların dışında kalacağım ve orada ne olduğunu bilemeyeceğim. Aslına bakarsan keyif bile almıyordum paylaşımlardan ama onu şey yapmak bile işte orada bir şekilde kendince bir anlam buluyorsun. Ama içine döndüğünde aslında oradaki senin korkuların var. İşte o gruptan uzak kalmak, onlara haber alamamak senin anlamını yitiriyor. Aslında kendi başına değerli olduğunu, beğeniliyor olduğunu fark etmen çok Çok önemli. Ben bir iki şey söyleyeyim, sana bırakayım birazcık. Sonra daha çok not aldım, onlardan tek tek giderim. Çünkü bir sürü var. Şimdi korkulardan bahsettik, arzulardan bahsettik. Bir de kıskançlıklar var. Bir başkasına, örneğin başarılı insan duyulan kıskançlık. Onları da ileride bahsederim. Arzulardan da bahsedeceğim. ben sadece küçük bir şey söyleyeceğim. Kale almak işte. Yani insan kale, yani önemsenmek, dikkate alınmak, değerli görülmek, kale alınmak derken zaten değerli görülmek, önemsenmek işin içine giriyor. İşte insanı insan yapan değerler herhalde bunlar. Kale aldıklarımız, almadıklarımız ayrımını iyi yapabilmek. Yani neyi niye kale alıyorum ki ben? Niye o grupta olmayı kale alıyorum ki? Gerçi sen tabii cevaplarını verdin, yani bir takım korkular altında yatıyordu diye. Tabii o korkuların üstüne gitmek gerekiyor. Bu benim için korkutuyor diye bu sefer oradan başlamak gerekiyor. Yani tefekkür konusu bu sefer oraya yöneliyor. Bu beni niye, ben buna sahip olmasam ne olur gibi bir düşünce jimnastiği. Zaten özel bir haldeki tefekkür için şu tanımı yapabiliriz. Özel bir halde düşünce jimnastiği yapmak. Ama onun bir sonraki aşaması gelecek yeni düşünceye kendini açmak. Yani kendin bunu evirip çeviriyorsun, mikroskop altında inceliyorsun. Oradaki bilgiyi aldıktan sonra, orada bir netleştikten sonra bunun bir ilerisi nedir acaba diye kendini bu sefer akışa bırakıyorsun. Gelecek tesire kendini. O tesirin içinde zaten bir bilgi var. Bir imaj gelebilir, bir düşünce kendiliğinden gelebilir, bir his gelebilir veya doğrudan bilginin kendisi gelebilir. O sırada, o tefekkür yapılırken. Ya bu arada tefekkür yapılırken neler oluyor ya? Evet. Ya tefekkür yapılırken şu ilginç yani işte niye bir davranış, herhangi bir davranış o kadar çok ki yani yaptığın herhangi bir davranışı yatırabilirsin mesela. Kolay başlamak lazım. Kendinle Aynen. başlamak lazım. Başka insanlarla ki ilişkilerin daha zorlu olabilir. Çünkü orada onun dinamiği de giriyor devreye. %100. Onun için kendinle alakalı başlamak lazım. Oradan bir bilgi geldikten sonra o niye sorusu peş peşe devam eden niye soruları sorulduğunda gerçekten çok önemli. Her birinin altından başka bir şey çıkabiliyor. Bir tek bunu şeyle yargılamadan neyse o yargılamadan ya da şey, kafanın altında yok bu değildir falan gibi şey yapmadan orada gelen bilgi neyse onu bir kaydet. Bir de çok önemli bir nokta yazmak. Çok Çünkü çok çok önemli. o kadar hızlı akıyor ki bilgiler. Korkmayın, yazdığınız zaman bir anda akış duracakmış gibi gelebilir. Öyle şeyler de şey yaptım, tecrübe ettim. Çünkü bazen kaybediyorsun. Ondan sonra eğer o gün kaybediyorsan da zorlamanın da gereği yok. Orası da çok önemli. Yani bu her dakika o şeyde kalmayabilirsin. Dikkatin bir şekilde bir başka bir şey içten çeker, oradan alır götürür. Ama önemli değil. Onları kaydettikçe ve onları kaydettiklerini okudukça zaten tekrar devam edebiliyorsun kaldığın yerden. Bir Onlar da
alışkanlık ediniyorsun. Bir de şey önerebiliriz belki biz. Böyle bir tefekküre otururken yanlarına böyle bir kağıt kalem alsınlar. Aynen. Gözünü açmadan o kağıdı kalemin yanında durur. Böyle gözünü hiç açmadan, çünkü meditatif halde yapıldığı için hemen şöyle kağıdını yanına doğru çekeceksin. Üstüne yazacaksın hemen tek bir kelime, iki kelime neyse, hatırlatıcı not olarak. Bütün oradaki farkındalığın tamamını, yani eğer o konsantrasyonu bozmak istemiyorlarsa, zihne not alamıyorlarsa, ki dediğin çok doğru. Bütün ayrıntılarıyla insan hatırlayamıyor bazen tamamını. Kısmi bir şey hatırlıyorsun. Ona hemen hatırlatıcı not yazmakta fayda var. Not Evet, almak çok önemli. %100. şey önemli tabii. Yani orada ben örneğin gözlerim açık yapıyorum. Şey değil. Ama mekanım şey, benim dikkatimi çekecek bir şey yok. Onun için ya telefonuma yazıyorum, telefonum sessiz de oluyor. Ya telefonuma yazıyorum ya da kağıda yazıyorum. Yani benim kullandığım birazcık daha şey, senin kullandığın da ilginç. Gözün kapalıyken daha dış faktörlerden de şey yapabilirsin, tabii korunabilirsin. O da önemli. Tekrar dönüyorum, bir tane şey geldi, konuyu açıyor. Örneğin sözlerinde dikkatli olmak. Bir tane arkadaşım var. O örneğin ne hissediyorsa o anda hissettiği düşüncesi, fikri neyse söylüyor. Yani bir yargılanacağım ya da olumsuz anlaşılacağım düşüncesi yok. Bende ise şey var. Dikkatli olmak, daha politik olmak, söyleyeceklerimde seçici olmak, onu doğru şekilde söylemek önemli. Burada da onda da alakalı baktığımda diğer insanları kırma korkusu var. Niye kırma korkusu? O da önemli. Çünkü diğer insanı kırdığında onu eğer kötü gözükmek, onun tarafından kötü gözükmek, onun tarafından beğenilmemek korkusu. Yani onu kırdığın zaman herhangi birisi olabilir bu. Orada imajın, işte senin için kendinde tanımlamış olduğun imajını kötüleştirmek, onu aslına bakarsan yine kendini beğenmemekle alakalı bir şey. Onu keşfediyorsun. Yani bunlara baktığında aslında onu keşfediyorsun. Ondan sonra çok ilginç başka insanlara verdiğin feedbackler. Bununla alakalı da şey yaptım. Bir not aldım. Onu da söyleyeyim. Bir arkadaşım var ve kendisi çok üstad. Şimdi isimlerini vermiyorum buradaki insanları. Gerçekten çok değerli. Senin gibi böyle bu konularda rahatlıkla saatlerce konuşabilir ve o kadar akıcı, o kadar net bir bilgisi var ki ve söylediği her şeyi böyle bir akış halinde anlatabiliyor ve çok da mantıklı söz silsileleriyle anlatabiliyor. Fakat onun bir tane videosunu izlediğimde belli bir takım bana göre mantık hatalarını fark ettim ve direkt olarak bunu yazmak istedim. İşte bunları yazayım ve ona söyleyeyim ve bunları doğru olmasını şey yapmak. Yani bakın orada da çok ilginç. Yani burada da bunu yaparken aslında işte bak sen bu kıskançlıkla da alakalı bir şey. Çünkü o insanı beğeniyorum, onun yaptığı şeyleri şeyle izliyorum. Gerçekten imrenerek izliyorum ve gerçekten müthiş yetkin birisi konusunda. Ve onu böyle küçülterek gözümde kendime paye çıkarmak burada. İşte ha yani işte sen de hiç fena değilsin falan gibi. Çok ilginç yani şeyler bunları görmek şey yapmak. Özellikle biz okumuş insanlarda işte üniversite tahsili ben bir ODTÜ'lüydüm. O zamanlarda ne ciddi bir ego vardı ve işte hiç kimseyi beğenmezdim ve herkesi kendimce işte kendime göre daha düşük ve az görürdüm. Ve onları bir fiil yaşamış biri olarak o içinde o kadar köklenmiş ki bu şey kendini aslında beğenmemem. Hep dış sıfatlarla kendimi işte zekamla, suyumla kendimi şey yapmam. Aslında özümü beğenmemem. Çok ilginçti gerçekten ve bunları fark ettim. Bu arkadaşımdan da sonradan özür diledim bununla alakalı. Ya yani her ne kadar yorumlarım. Bu arada buraya kocaman bir köpek geldi. Beni sevmeye sevdir diye uğraşıyor. Bir yandan da onu seviyorum. Onunla uğraşmak çok ilginçti. Bir başka bir şey de onu da bir söyleyeyim. Öyle bir sana vereyim sözü tekrar. Bir başka arkadaşım da işte örneğin şey çok vardır. Aa çok kilo almışsın. Ya da erkeklerde de kadınlara söylenen ne kadar aslına bakarsan şeydir. Ciddi. Gereksiz bir laftır ya da saçın dökülmüş. Bu arkadaşıma söyledim. Oradaki de aslında dönüp baktığında
yine şeyle alakalı bir şey. Yani onu kötüleştirerek kendini iyi hissetme. Bir başkasını bastırarak, bir başkasının da kötü tarafını göstererek oradan ha ben daha iyiyim düşüncesine girme. Ne yazık ki yaygın yaşadığımız şeyler, bunları da fark etmemiz lazım. Her bir davranışta, her bir söylediğimiz sözde emin ol kendine bir şey kapı açılıyor. Yeter ki ona şey açık olarak bakmayı bil. Evet, Ben ben birazcık yapmıyorum. sıkıldım. Böyle birilerini küçük görüp de göstermek için saçın dökülmüş, kilo almışsın diyeceğine inanmıyorum. Bence bunlar örnekler. Ya yapabiliyorsun Örnek veriyorsun. farkında olmadan bazı şeyleri söyleyebiliyorsun farkında. Zaten en ilginç tarafı farkındalığı yakalamak. Bazı yaptığın şeyler zaten farkında bile değilsin. Evet. Bunları yapıyorsun. Yani birisini beğenmemek çoğumuzun yaptığı bir şey ve bunun farkında değiliz. Ya da birisiyle kendimizi eş seviyede görmemek. Hani biraz önce kale almak dedin ya. Ya bir bakıyorsun işte diyorsun ha bunun bilgisi benim için yeterli değil, ben bununla konuşmam diyorsun. Birisi bilmem ne diyorsun. Yani kendine göre bir takım kriterler koyup orada insanı kale almamak ve onu beğenmemek çok çok insanlarca yapılan bir şey ve bunu yapıyoruz. Krishnamurti okumaları yapıyoruz cuma günleri. O Krishnamurti'nin söylediği dikkat ve hiçbir şekilde geçmişin deneyimlerini getirmeden o anı dikkatten bahsediyor. Ve çok önemli. O insan kimse, şu anda sen, bütün dikkatim onda ve onu o şekilde ne haliyle o haliyle kabul edip onunla o şekilde dinlemek çok önemli. Gerçekten dikkatini ona yoğunlaştırmak. Ama insanoğlu işte beynimiz çoğu düşünceleri, çoğu şeyi aslında davranışlarımızın çoğunu geçmiş bilgilerle şey yaptığımız için, tarayıp ona göre davrandığımız için ne yazık ki bunun esiri de oluyoruz. Ara ara buna da kaptırıyoruz kendimizi. İşte bu farkındalık önemli. Yani insanın kendisini yakalaması olayların içinde çok önemli. Yani dediğin gibi bir kıskançlığını fark ediyorsa insan ve bunun da üstünü örtmüyorsa, çünkü çok çok süratle biz üstünü örtüyoruz bunun esasen. Kendinde bir, yani eksik bir taraf gördüğün an hemen onu bastırma eğilimine geçiyorsun. İşte senin buradaki tespitlerin çok önemli. Onun üstünü örtmek değil de onun üstünü açmak. Burada ben ne yaşıyorum ve bunun için yaşıyorum? Bunu yaşamamanın bir yolu var mı? Ona bakmak gerekiyor sonra. Yani bir de şeyle alakalı, bu en son verdiğin örnekle alakalı, şöyle bir şey geliyor zihnime benim. Şöyle etrafımıza baktığımızda bütün insanlar için, bu da benim, bu da benim, bu da benim, bu da benim desek ne olur acaba? Ama onu diyebilmek için ilk başta kendine bir işe yapman lazım. Yani Öyle değil mi? bu Yani onu deme şeyi çok şeymiş gibi. Yani lafta kolay işte ben bu da benim. Demesi kolay ama ilk başta kendi özünde o güzelliği bulman lazım ki o içindeki güzelliği bulman lazım ki o zaman onu şey yapabilirsin. Kendini beğenmediğin sürece gidip bir başkasına bu da benim demek. Bu da benim demek, sen zaten özelsin. Öteki de karşıdaki insan da özel oluyor. Çünkü sen zaten teksin ve özelsin. Zaten o söylemde o. Onun için ilk başta kendi içindeki güzelliği bul. Onu yaşa. Ondan sonra zaten her şey senin için güzel gelir diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi yapması kolay bir iş değil ve süreç hep devam ediyor ve çok ince yerlerden de yakalıyor seni. ben de yapamıyorum bunu da aklıma geldiği için söyledim. Yani öyle bir şey yapabilecek hale gelsek nasıl bir dünyamız olur acaba? Bunu sordum bir anda. Benim yaptığım şey de şu. Ben nasıl bakıyorum farklı insanların farklı deneyimlerine? Diyorum ki benim yapabildiklerim bunlar, onun yapabildikleri de bunlar. Hepimiz kendi yapabildiklerimizi evriltmeye çalışıyoruz. Onları evrimleştirmeye çalışıyoruz. Yani hangimizin hangi basamakta olduğu o kadar önemli değil. Zaten tekamül için, yani ruhsal evrim için verilen tanımların birisi şu:
herkes kendi realitesinin bir üst basamağına çıkacak. Aynen. Kendi Bir bulunduğu bir yerin yani yargılayıcı olmadan gerçekten herkesin kendi ruhsal, maddesel, bedensel neyse zihinsel yolculuğunu yaptığını fark etmek önemli. Ama tabii burada şu var. Beğenmemek olmasaydı evrim olmazdı zaten. O yüzden beğenmemek kötü bir şey değil. yok. Patolojik bir şekilde yani yıkıcı beğenmemekten Çok korunmak lazım. çok güzel söyledin. Yapıcı beğenmemek Çünkü evrime evet götürür devam et. bizi. Aynen çünkü şey önemli. Sonuç olarak biz mükemmel değiliz zaten. Beğenmediğimiz birçok yönümüz olacak. Bu arada bir yorum var Engin arkadaşımızla hırslar ve şeyle alakalı, kıskançlıkla alakalı. Ona da sonra bir ara bir dönebiliriz. Yaptığımız şey sonuç olarak hiç kimse mükemmel değil ve bu iç yolculuktaki keşifin zaten tek faydası ve önemli kısmı da o. Yani intihara kadar gidebilir bu. Manyakça bir durum olabilir. Kendine gerçekten keşfettiğin şeyleri şefkatle yaklaşmazsan buna, sevgiyle yaklaşmazsan çünkü hepimizin içinde belli bir kötülük diye tanımlayabileceğim bir hal var. Nasıl baktığınızla alakalı. Sonuç olarak sevgi ve şefkat çok önemli burada. Hepimiz tabii ki belli bir şeyle keşfetmeye çalışıyoruz. Belki çoğumuz hiçbirine uğraşmıyoruz. Belki bu da çok kolay bir yol olabilir. Tamamıyla her şey umursamayıp ne halim varsa görsün ben yine bildiğim gibi yaşayayım demek de bir yol olabilir. Ama o yolda da şöyle bir çıkmazı var. Yani hep dışarıya bağlısın, diğer insanlara, diğer maddelere bağlısın. Kendinde hiçbir şey yok. Kendin o kadar boşsun ki ancak hayatını ve kendini başka şeylerle anlamlandırıyorsun. O da bana çok yüzeysel geliyor açıkçası. Onun için de o yolu da yani öneremem ve önermeyi de doğru bulmam. Onun Hangi yol? için Hangi yol? yani Ben not gidip de hiçbir şeyi umursamayıp Ha, tamam yok. bana ne ya, ben kendimle ne uğraşacağım? Ben hayatım bildiğim gibi yaşarım. Çok Hedonist. yüzeysel. Evet. O hedonist bir yaklaşım ki bu tabii insani değil bir kere ki. Yani Aynen. her şey tabii bencilce bir yaklaşım. Çok fazla ben merkezci. Şimdi burada şöyle bir şey var. İnsanın içinde hiç susmayan bir doğrucu Davut var. Biz ona bir yani kötücül anlamda söylemiyorum bunu, iyicil anlamda söylüyorum. Yani insanın iç direksiyonunu ve dış direksiyonunu da ne yöne yöneltmesi gerektiğiyle ilgili sürekli bir impuls veren, uyaran veren bir bilgi zemini var zaten. O olduğu sürece bir uyaran, bir İkaz, bir öğüt tarzında bir bilgiyi biz sürekli alıyoruz ve yaptıklarımızı sürekli kıyaslıyoruz. Neye göre? İşte kale aldığımız değerlere göre, önemsediğimiz kriterlere göre, beğenilmeye göre, eğer gerçekten mümkünse o öz varlık değerine doğru yaklaştıysak biz, öyle bir varlıksak, öz varlık değerine ki biz ona ne diyoruz? Yaratılıştaki birlik tir burada bizi değerli kılan. Bütün varlıklar Üstad Ergün Arıkdal'ın hemen sözünü hatırlıyorum burada. O sözünü. Bütün varlıklar yaratılış itibarıyla eşittir diyor. Şimdi yaratılış itibarıyla ilk yaratıldığı anda eşit olan bütün varlıklar eşit değerde demektir zaten. Ama problem şu. Biz fizik dünyaya doğduğumuz andan itibaren yani bedenli yaşamlara geçiş yaptığımız andan itibaren bir takım seçimler yapıyoruz. Ve o seçimlerin sonuçları da bizde bir takım benlikler yaratıyor. Farklı farklı benlik durumları yaratıyor ve biz hem o benlik durumlarımızla kendi daha derindeki o doğrularımızı sürekli kıyaslıyoruz. Hem de dışarıdaki benlik, başka insanların benlik durumlarına bakarak kendi benlik durumlarımızı
kıyaslıyoruz. Birisini yukarıya, birisini aşağıya koyduğumuz zaman, o seçimlerde sonuç verdiği zaman zaten eşitsizlik meydana geliyor. Burası eşitlik alemi değil ki zaten. Eşitsizlik alemi. Şimdi böyle eşitsizlik aleminde nasıl biz değer birliği yaratacağız? Bu bir problem haline geliyor. O yüzden de insanın gerçekten kendisini doğru tanıyıp doğru anlaması lazım. Yani niçin ben kendimi daha değerli ya da daha değersiz hissediyorum sorularının öznel cevaplarını kendisine hakikaten vermesi gerekiyor. Bu işte insanı evrimleştirecek şey ve bunun için yapılacak tefekkür de çok kutsal bir şey. Yani insan kendi kutsalını kendisi, yani kendi kitabını kendisi okumak zorunda. Güzel söyledin. Kendi kitabını kendisinin okuması lazım. Evet, kendin yazdın çünkü. Yani o seçimlerini yaparken o seçimler seni bir yere götürdü, bir yerden indirdi, alaşağı etti, bir şeyler oldu ve o değersizlikler zaman içinde, enkarnasyonlar boyunca oluştu ve şimdi böyle bir tepsi de önümüze sunuluveriyor. Ama biz şimdi o tepsiyi ayıklamaya çalışıyoruz ve tefekkür bunun için çok güzel bir imkan. Yani kendi Evet. iç varlığını anlayabileceksen bunlarla ilgili ne kadar güzel bir imkan bu. Yani içe bakış. Ama öyle diyebiliriz belki. Tefekkür Evet. içe bakış. Dıştaki her şeyden soyutlanıp kendi içine ve yarattığın o benlik durumlarına bakış. Sonra da onları nasıl derleyip toparlar bir araya getirirsin. Bunun bir yolculuğu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şurada bir konu geldi hemen. Onu bir söyleyeyim. Şimdi bu deli düşünce halinde bir de duygular var. İçimizde oluşan duygular var. İşte Çok bu önemli. üzüntü duygusu çıkıyor. Kendimizle alakalı. Kızgınlık duygusu çıkıyor. Bu duyguları da yaşamak önemli. Eğer bu tip şeylerle baş etmek, yani bunlardan kurtulmak istiyorsak o duyguyu açığa çıkarmamız lazım. Çünkü şöyle bir şey var, o duygular bizim vücudumuz şey gibi, bir sünger gibi. O yaşanan travmaların hepsinin izi var vücudumuzda ve vücudumuz bunu tutuyor ve yaşıyor. Ve ne kadar bu duyguları, bu tefekkür esnasında duyguları yaşayıp gerekirse ağlayalım, gerekirse saatlerce ağlayalım, saatlerce üzüntü içerisinde olalım. Bunlar gerçekten önemli. Sonunda kolay bir süreç değil dememin sebebi de o. Duyguları da yaşamak, duyguları da açığa çıkarmak önemli. Kızıyorsak eğer bağıralım, çağıralım, bunu atalım şeyimizden, vücudumuzdan. Onlar da çok önemli. Onları da vurgulamak gerektiğini düşündüm. O derin duygular olacak ve onları da açığa çıkarmamız lazım. Tabii. Tipik olarak da üzüntü, kızgınlık, işte o ve şeyleri de aktarımları da ağlamak, bağırmak, çağırmak, haykırmak gibi geliyor. Bunlar normal, yani bunlarla da şey yapmayın, bunları da yaşayın, kesip atmayın. Çünkü insan çoğu zaman sonra o duyguyla artık daha fazla yüzleşmek istemiyor, kesip atmak istiyor çalışmayı. Ama mümkün olduğunca onu derinleştirmek, o duyguyu daha derinine götürmek, seni daha çok temizlemek, temizliyor ve daha çok arındırıyor. Onun için mümkün olduğunca duyguları da yoğunlaşalım. Çünkü hep bilgi kısmından bahsettik, gelen içsel bilgiden, ama vücut kısmı da duygularla bunu ifade ediyor. Çünkü duygular oralarda kalmış. Vücudumuzu da arındırmamız lazım. Sadece kalbimizi değil, vücudumuzu da arındırmamız lazım. Onu da unutmayalım. %100 doğru. Yani bastırmamak çok önemli. Gelen bir duygu varsa onu yaşayıp belki burada şöyle bir şey yapılabilir. Burada tabii vicdan azapları hortluyor. Yani niye ağlıyorsun ki? Izdırap çekiyorsun. Niye ızdırap çekiyorsun? Kendi kriterlerine, kendi değerlerine, kendi öz doğruna, kendi doğrularına aykırı bir şey yaptığının acısını yaşıyor insan. O Evet. değerlendirmeden dolayı ağlıyorsun. Şimdi bunun Aynen. da zaten işi zorlaştıran şey o. Yani sen yazmıştın bu tefekkürle olan ilgili yazılarından birisinde, hangisinde hatırlamıyorum, utançtan söz etmiştin. İnsanın kendi utancıyla karşılaşmasının zorluğundan galiba söz etmiştin. Evet.
İşte buradaki bu utanç çok ağır bir şey hakikaten. Çünkü yani kime karşı utanıyorsun ki? Yani hakikaten başka insanlara karşı utancın önemli bir şey. Tabii ki, tabii ki önemli. Ama daha önemlisi kendine karşı utancın. Aynen. Çünkü kendinde bir öz doğru var yani. Neyse, o anki kendi şuurluluk durumuna göre, kendi bilinç durumuna göre, kendi idrak kapasitesine göre, anlama yorumlama durumuna göre bir doğrun var. Onlara göre bir doğrun var. Bu böyle ta en tepedeki bir doğrudan söz etmiyorum ben. Mutlak bir doğrudan söz etmiyorum. Kendine göre bir doğrun var. Ve sen o doğruyla ters bir şey yapmış olduğunun acısını yaşıyorsun, ızdırabını yaşıyorsun ve utancını yaşıyorsun. Pişmanlığını yaşıyorsun ve o tefekkür halinde bu çat diye önüne çıkabilir. Şimdi ne yapacaksın? Bu gerçekten ızdırap. Onun Evet. için de şunu önereceğim. Şunu önereceğim. O halin içinden geçmek dedin zaten. %100 doğru. Onu yaşamak. Ama onun yerine şimdiki aklın, şimdiki sen olarak doğru neyi koyabilirsin? Onun cevabını vermek ve ilk fırsatta o neyse onu yapmak çok önemli burada. Bunu yaptığı andan itibaren insanın o telafi diyoruz biz buna. Bu bir telafi. Yani o işi, o eksik yapılmış ya da yanlış yapılmış işin telafi fırsatı bizim önümüze çıktığı zaman onu davranış olarak yerine koyduğumuz andan itibaren o duygunun tonu, o utancın tonu, o pişmanlığın tonu düşecek ve o bir derse dönüşecek artık. Şey Bitmiştir. de Korkmamak önemli. lazım. Hiçbir şeyden korkmamak lazım. Ez cümle onu söyleyeyim. Şu da önemli. Yani belli bir takım şeyleri fark ediyorsun. İşte yaptığında diğer insanları davranışlarını da fark ediyorsun. Bu çalışmalardan eğer hayattaysa insanlar direkt olarak arayıp özür dilemek ya da yüz yüze görüşüp özür dilemek çok önemli. İnsan sana netice önemli değil. Sizin içinizden bunu çıkarması ve onun direkt olarak o kişiye bunu söylemesi çok önemli. Bu yüzleşmenin bir kısmı. Çünkü ne kadar bunu aktarabiliyorsan karşındakine ve bunun sebepleriyle beraber bunu işte yaptım, farkında olmadan yaptım, bilerek neyse. Yani kendine belli bir takım şeyler de yine savunma mekanizmaları da kullanabilirsin. Ya da gerçekten motivasyon işte ben de aslında şu beğenilmeme ciddi misin? 2 dakika mı kaldı? Dakikamız var. 2 dakika. Harika. Şu vardı ve bundan dolayı özür diliyorum demek söz konusu olabilir. Uzatmayalım. Başka bir şeyler daha vardı. Onları artık başka zaman söyleriz. Son 30 saniye. Son söz Günay. Çok sağ olun dostlar. Yine sorulara cevap veremedik. Her zorluğun üstesinden gelecek güç bizde var diyorum ben. Evet. Evet, yeter ki sevgi ve şefkatle kendimizi keşfetmeye devam edelim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.